Azap onlara geldiği gün ne olacaktır? Hazırlıksız giden, isyan üzere giden, küfür ve nankörlük üzere giden, Allah'ı takmadan sadece hayat bu hayattır. Ben dünyada istediğim gibi yaşarım, bana kimse karışamaz, haram helal yoktur, ibadet mecburiyetim yoktur. Gidip iş yerinde çalışmaya mecburum ama Allah'a ibadet etmeye mecbur değilim diyor. Patronumu dinlemeye mecburum ama Allah'ı dinlemeye mecbur değilim. Dairede amirimi dinlemeye mecburum ama kainatın sahibi olan Allah'ı dinlemeye mecbur değilim. Mahkemede hakimin verdiği karara uymak mecburiyetindeyim. Ahkemül hakimin olan Allah'ın verdiği karara uymak mecburiyetinde değilim. Bu anlayışla yaşayan insan toslamayacak mı son nefesini teslim edince? Ne hakim kalacak, ne patron kalacak, ne amir kalacak, ne kimse kalacak. Allah ile baş başa kalacak. Şimdi söyle bakayım kulum, ne diyordun? Ben patronu dinlerdim, seni dinlemezdim. Amirimi dinlerdim, seni dinlemezdim. Hakimin verdiği beni bağlardı, senin dediğin beni bağlamazdı. Öyle mi diyordun? Nerede şimdi hakimlerin? Nerede şimdi patronun? Nerede şimdi amirlerin? Patronunu dinleyip Allah'ı dinlemeyen, amirini dinleyip Allah'ı dinlemeyen, hakimin kararına razı olup Allah'ın kararına razı olmayan insanlar sonunda bunun hesabını acı acı vereceklerdir.